ekran karttan gelen sinyalde dişlere çeviriyor. Görüntüyü ekrana vermek lazım. Bir saniye. Buyurun. Source'u değiştirebilir miyiz orada? Videodan. Yok, videodan. Tamam, biraz bekleyelim. Şu ışığı yakabilir miyiz? Arka perde. Üstüne ışık. Power kartımız gereken voltajları sağlayan interfeys. Ayrıca inverter kart, LCD lambalarını yapıyor. İnverter kart bazı modellerde power kartın üzerinde oluyor. Bazılarında ise ayrı oluyor. Şuradan ayırmışlar zaten, göstereyim. İnverter kart şu soruyu tetikleyen. Lambalara gereken voltajı, yani 400 ile 800 AC voltajı sağlıyor. Zaten ayırmışlar. Şuradan şurası. Şöyle. Evet. Yani geriden bobinler var zaten orada. Bu da dereceyi göstersen daha rahat görürüz. Evet. Evet. Şuradan da zaten lambda soketleri var altında. Şuradan da geliyor. Evet. Bu da, birazdan söktüğümüzde daha iyi tam yerini gösteririz. Diğer kart interface. Bu da interface kartımız. Esas dönüştürme işlemlerini, çözünürlük ve işte mod bilgilerini. Dünyaya girişi var mı? Soldaki dünyaya girişi. Evet, dünyaya girişi. Şurada bir ana işlemci scaler dediler şey var. Öyle değil mi? Yanlış olmasın. LCD'ye bağlanan kısım şurası mı? Evet. Evet. Buradan da LCD'nin dijital datayı transferi buradan sağlıyoruz, evet, değil mi? Evet. Hangi bilgisayarları ne zaman nasıl yapıp söyleyeceğini söylüyoruz. Soldaki ne? Şurası mı? Onu OCD kontrolü sağlıyor. Ön panel bağlantısı. Ön panel şurası bağlantısı. Girişleri var. Evet. Sağdaki o komponent. Bu da voltaj işte. Power kartına gelen voltaj. Power voltajlar geliyor. Evet. Şunlar voltaj. Yani inverter kartın da bir beslemesi var. Tabii. Power'dan LCD'ye bir besleme gidiyor. Inverter karta bir, evet, interface karta, pardon. Interface bu, arayüz bir kart. Bir besleme gidiyor. Başka nereye power veriyoruz? İnverter ve interface'e. Okay. Zaten interface'den de LCD gereken voltajlar çevirerek gidiyor. Tamam. LCD'deki lambaları inverter. LCD lambaları inverter kontrol ediyor. Şimdi şeye dönebilirsek, orada şamada biz çalıştığımız bir şey yok. Tabii bu kartların çalışması için DC voltajlar lazım. Bunun için bunları power kart dönüştürüyor ve demin gördüğünüz kartları veriyor. Interface kartı gönderiyor. Ön panel tuşları da demin görmüştük, interface karta bağlıydı. Yeşil olan karta bağlıydı. Biz power'a bastığımızda interface kart oradan aldığı sinyali değerlendirerek lamba devresini, yani inverteri tetikliyor ve lambaları yakıyor. Pesinden gelen sinyallerin yine interface kart üzerindeki işlemci tarafından ve tabii yan o komponentler tarafından bir işlenmesi sonucu NVDS dediğimiz gerilimler üretiliyor ve LCD paneli gönderiliyor. Bunlar LCD panelindeki kontrol devresinin, ki panelin üzerinde de var bir devre. O devrenin işte hangi pikselleri nasıl yönetecek onu öğreniyor orada. Süre bir çözüm olmuyorsa interface kart üzerindeki voltajları ve frekansları ölçmemiz lazım. Niçin? Belki 5 volt var, 12 volt yok, 12 volt var, 5 volt yok. Yani böyle bir takım ölçümler yapmamız gerekiyor. Bu seviyede monitör tamirci yapacak olan var mı? Aranızda yapan var mı? İsteyen var. Arkadaşlar tepkisler. Tepkisyenlik yapmak istiyorlar. Eğer şeyse hiç girmeyeyim o konuya diye şey yaptım ama gerçi
şey değil. İlk puanlı kartına bakacaksınız. Ben size söyleyeyim. O elektronik devre, o diğerleri mikrokomplütörleri falan onlar o kadar çabuk bozulmaz. O power kart ve inverter kartındaki yerleri blok diyagramdan veya işte şematik diyagramdan bakıp bulmanız lazım. Evet. Esas şey. Şarj karta baktık. Voltajlarımızda problem varsa power karta bakacağız. Evet. Voltajlarımız düzgünse, frekanslarımızda problem varsa ki nereden diyeceksiniz frekansta problem? Yani elinizde bunun şemasının olması lazım. O şemada hangi nokta, ölçüm noktalarında hangi voltajların ve frekansların olduğunu biliyor olmalısınız. Veya bir size söylemiş, zoom not etmiş olmalısınız önceden. Ona göre ölçüm yaparak arızalı karta karar verebilirsiniz. Frekans üretilmiyorsa, hatalıysa interfaz kartta arıza diyeceksiniz. Voltajlar hatalıysa bir power karta bakayım dememiz lazım. OCD'ye hiç ekrana gelmiyorsa yine interfaz kartın voltajlarına bakıyoruz. Voltajlarımız bozuksa power karta gidiyoruz. Voltajlarımız bozuk değil, frekanslarımız bozuksa, OCD'de hiç ekrana gelmiyorsa tamam diyoruz. Interfaz kart arıza. Tabii lambalara da bu arada bakmamız lazım. Şimdi lamba her iki durumda da inverter tarafından tetiklendiği için ona da bu arada bakmalısınız. Yani inverter de acaba lambaları yakmış mı? Monitör hiç power gelmiyorsa tabii ki önce sigortaya sonra da power kart üzerinde bize gerekli olan 5-12 voltun olup olmadığına bakmamız lazım. Power LED turuncu yanıp sönüyor ama görüntü gelmiyorsa bu da çok tipik bir şey yine. Monitörün ayarlandığı frekans çözünürlüğü ve kaldırma frekansını getiremiyor ekrana demektir. Bunu da yine OCD'den düzeltmemiz lazım. Onu yaptık, düzelmedi. Demek ki interfaz kartı arızalı diyebilirsiniz. Anamutta var mı sadece? LCD'de var, şeyde yok, LCD'de yok o ayar. LCD'de dünya bağlantısı varsa olmaması lazım. Sadece normal analog şeyde de. Anamutta dönüştürülemediği için sağa sola mı? Renklerin, bütün renk tonlarını gösterip gösteremediğine bakacağız. Burada en sona kadar rengi burada ayırt ediyor olmamız lazım. Bunlar renkler, gerçek renkler demin, buna bakacağız. Diğer test paternleri şurada program içinde şey yapılıyor. İşte netliğine, her bir çözünürlüğü destekleyip desteklemediğine bakarak kontrol test ediyoruz. Genelde bu 4 testi yaparak işimizi bitiriyoruz. Evet, bu değil galiba değil mi? Evet. O zaman bir tane LCD açalım mı? Açmadan önce monitör test programı monitör üzerinde. Çalışır vaziyetteyken. Yani. Gösterir mi onu? Bir arıza var mesela. Hiç gözükmüyor ama orada gibi programlı görüyoruz. Nasıl göreceğiz? Yani. Tamam. Kamerayı... Kamerayı şey... Korku değiştirebilir miyim canım? Buna test paterni deniyor arkadaşlar. Test yazılımları bu tarz paternleri bulabiliyorsunuz internette. Patern yani şablon dediğimiz şey. Ediniyorsunuz, bunu ekrana getirip şey yapıyoruz. Şu an 3 ana renkte test ediyoruz, piksel var diye. Yani, bozuk pikselleri gösteriyor, evet. Varsa gözüküyor ya. Yani. Evet, gözüküyor. Bir tane bozuk ekran getirseniz. Şu an yok, herhangi bir şey yok. Ama şurada bir program daha var. Şu gösterelim. Ha, bu daha çok bütün grey yanılıyor. Bak sağda bir bozuş var orada değil mi? Evet. Onu kayıp kaçmış bazı şeyler. Buradaki pikselleri mavi renklerine mi bozuyor? Kuru bariyle bozulmuş evet. Mavi şeyler. Şimdi bir sosu standartlanabiliyor mu? Bu bence problem. Direkt problem değil mi? Yani. Direkt değişik. Güzelmiş bak durum. Orada hangi şey olduğunu mu gösteriyor? Problemin ismi nedir? Display mate var. Ki sunuma yazdım ben. DVD'ye koyarız. Cuma günü önce DVD'ye koyarız. Bu sorun neden kaynaklanıyor peki? Hangi sorun? Üretim bu. 13.2 binden kaç display yaparken orada problem oldu. Display board'tan kaynaklanan bir arıza. Aslında şu ekrandaki eğer o gölgeli renk kısmı aynı seviyede devam etseydi komple o çizgiyi komple görecektik orada. Ama renkler hafif dalga devam ettiği için gözükmüyor. Sırf o renkleri gösteriyor. Sırf o renk tonunda oluyor. Başka hiçbir test programında da gözükmüyor bu arıza. Nasıl bir arızaysa bu şekilde. Evet başka?
Bunu da yapabiliriz. Diğer programın test paternlerini de açabilirsin. Şu da pikselde rüya yok eden program. Rüya yok eden program. Batanya gelmez. Evet. Burada yaptıkları şey şu, yani saniyede işte hızlandırabiliyorsunuz da açıp kapatıyor. Bunu 15-20 dakika yapıyorsunuz. Yani yaptığı şey hepsine birden. Bilgisayarda proje atıyordur. Evet, evet. Bazı işte bazı bilgisayarları hakikaten düzeltiyor ama tabii sonradan çıkabilir. Ona da bir şey garantisi yok. Böyle az değil. Yani böyle program çok var. Tabii biz bir tane LCD açalım. Çok merak etmişim. Uzman ne olur? Uzman ne olur? Uzman ne olur? Uzman ne olur? Üçüncü ayaktan başlıyorduk, anlatılmıştı daha önce de. Ayağı komple çıkartıyoruz. Aralarından. Daha sonra alttaki vidalarını söküyoruz. Kaç tane vida ses varsa. Bu hareketlerin yeni kastlanan bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Bulmanız peki, hani bir tane transfer boru bulmak zor mu, kolay mı? Bound kartta %50 bulmanız var ama diğerlerinde şu anda piyasaya da almadık. Ancak bir... Öyle bir şey şu an yapamaz. Hayır. SMD komponentleri, SMD komponentleri satıyorlar şeyler. Karaköy yönünde oluşanında satıyor. Yeni yeni ama tabii daha zor. Şimdi şeyde... Yani PC ve PC bileşenlerinin tamirine hakikaten eğer amacınız sadece tamirat yapmaksa onunla ilgili önlemleri almanız lazım. Yani yedekli parçayı ne yapmak denilebilirsiniz falan diye bir araştırma yapmanız lazım. Mesela sıfırda şimdi Bintex daha çok üreticilerle anlaşma yaparak tamirat yapan bir firma. Otomatik olarak üreticiden yedek parça geliyor, anlamıyor değil mi? Yani yedek parça geliyor, doğrusu da budur zaten. Yani esas olarak tamircilik böyle yapar. Yani üreticiden parça gelmeden şey yapamazsınız. Yani bize de Asus'tan parça gelmeden yapamazsınız. Ama sıfırda her marka ürün tamir etmeye çalışıyor. O zaman da ne yapıyor? Ürünleri gidip yedek parçalarını satın alıyor. Yani bozuk alır. Bir de zaman alıyor, değiştirip yapmaya çalışıyor. Kim müşteri üreticisi onu? Kurabiye. Kurabiye. Evet. Panelin üreticisi. Panelin üreticisi. Kurabiye üretici, evet. Hayvan üretici. Şu anda... Onu bırakıyoruz da. Ha, göster. Şeyleri gösterdi. Bağlıkat interfeyzi. Nasıl çıkarıldığını da en azından göstereyim. Bunun neredeymiş bir şeyleri yaptı? Lambaların maliyeti ne kadar acaba? Lambalar o şekilde değişmiyor, display yani, olarak. Ya şu şeyi de söyledim ama mesela projeksiyonlarda lambaların maliyeti çok fazla. Projeksiyon lamba alacağınızda gidip projeksiyon söylüyorsunuz. Projeksiyon lambası ayrı satıldığı için bunları satmıyorlar. Beraberinde display'le beraber üretiyorlar yani. Bir fiyat da... Maliyet listesindeki maliyet olarak soruyorsanız lambalar ucuz. Ama piyasada buna bilindik anlamında pahalı. Herhangi bir display iyi takabiliyor muyum ya? Herhangi bir display. Bozulduktan sonra. Yok, yok. Yoksa illa o... Lambada mı var? Evet, lambada. Şimdi değiştirmemiz gerekir mi?
Eğer aynı panelde kullanılan bir monitörse olur. Başka panelin lambaları ya çerçeveye uymayacak, oturmaz yerine, böyle problemler yaşar. Ama yanma yönünde çalışma yönünden çalışır. Uydurabilirseniz olur. O konuda tecrübeyle beraber şunu söyleyeyim. LCD paneller interfeys kapsamında kullanılmış çalışıyor. O yüzden evet, LCD paneli değil, onun yerine şunu takayım diyeceksiniz. Hakikaten ileri spektrin oluşturulması lazım. Yani hangi boyut olsa olsun mu? Hayır. Tabii boyut birinci spek zaten. Yani interfeys kap 17 inç interfeys olması için İnterfeys kartınız buradan da ön tuş takımı, buradan genel kullanıcı ayarını yapıyor. İnterfeys kartı var. Bu da LCD akıllı kapa koruyucu. Tamam, bir de LCD panel şimdi yaptığım için. Ben şimdi bunu acı tamir edeceğim, LCD mi aldım? Yani, aynı panel gibi. Zaten $20 daha ucuza gidiyor. Ya ben $20 çalıştım. LCD panel açtırtırken çok dikkat etmek gerekiyor. İlk önce altına bakmak gerekiyor. Veya çivi veya vida olmaması gerekiyor. En ufak temasta LCD çizilir diyor. Sonrasında işte o zaman yok. Şu anda yerlerden vidaları sökeceğiz. Yani kartuşa ama ilk yazacağım aynı şey. Onu mu yani? Modu değiştireceksiniz. Başka bir şey yapamazsınız yani. Bunu açıp versin içinde bir şey. Tamam. Evet. Yani çok basit. Çok basit. Modu değiştirebilir. Şöyle çekelim. Eşli monitörlerde değiştirebilirler yani. Öyle mi? Bir cesaret, onun kaynağı lambasını önünde takar. Tabii, aynen. Karışmış bir monitör, bir monitör. Bunun bir alt moralleri var. Harfleri var, modelleri. İnterfeys karttan, LCD, görüntü, bilgi aktarımı sağlayan DVD'si alın. Daha sonra LCD paneli sökeceğiz. Üstünde kartı, yalıtkan bir madde var. İlk önce onu çıkartıyoruz. Garanti gitti. Bunlar çok hassas satırda dikkatli olması lazım. Şuradaki satırların herhangi bir yırtıldı mı ortaya etki çizgi çıkabiliyor. Neredeki satırda? Şuradaki. Orada mikron seviyesi ince oluyor. Notebooklarda genelde sıkıntı oluyor. Açılıp kapatıp. O işte o kablodan. O kablodan değişme şansı mı yani? Şu kablodan bu kablodan değiştiririz. Yani onunla şuralarıyla bir alakası yok. Yok, onlar var. Onlarla alakası yok. O zaman bunu değiştirdiğin zaman LCD'deki şeyler, notebooklar değiştirebiliyoruz yani. Evet. Tamam. Şu an ufak kablodan. Bu standart. Yani. Yok, onlar standart. Standart yok mu? Mesela vidamızı söküyoruz. Hiçbirisi için standart yok. Ne bileyim bir şey var. Bu tehditler transferleri bunlar mı yoksa? Yok, onları birazdan göstereceğim. O siyah panel. Öyle mi? Sandalda bileceğimiz alabilir mi? Işığı yasak mı? Kimse ekran yok. Ekran karanlık. Işıkları yakalım. Takvim arkasından. Notları kaldırırsınız. Çerçeve. Efendim? Daha iyi. Daha iyi. Modül değiştiriyorsunuz değil mi? Özlem Hanım. Biz tamam. Bunun içine de tahminat yapıyor musunuz? Probeyi var, yapıyoruz. Hadi ya. Çünkü yine parça sıkıntısı var. Boluk varsa sorun yok. Sonra değiştirebilir. Kısık varsa. Bunu yedek parça yapıyorsunuz. Bunu çok dikkatli kaldırıyoruz. Hafif bir darbeden hemen yırtılabiliyor. Şu transferler bunlar mı? İşte.
İlk başta anlattığımız dersin hepsi bu. Renk oluşmuş. Sinyal edin yani. Burada burada öldük gittik. Floresan ama yani. Şu an LCD'nin %70'i fiyatı bu yani. O bu da transistörler var. Yani yelken. Orası bir yelken aslında değil mi? Evet, hepsi yelken. P ve N maddelerinden oluşuyor. Bunu alabiliriz. Şu an lambaları göstereceğim. Lambaları göreyim. Al sıraya. Ne lambası mı? Ha, sizden mi? Yani bir ışık devamlı var demişti ki hemen taraf şu arkayı devamlı aydınlatıyor. Ama yani niye yandı onlar ki? Onlar oraya asıl. Ha, ya niye yandı diyorsunuz. Yani niye yandı? En iyi görüntü sağlamını verdi. Görüntünün parlaklığını en iyi bu şekilde verdiği için. Hiç yorulmadım. Öreyince kaldı. Kaldı. En süperi böyle. Şimdi bu hoşuna gitti, teori hoşuna gitti. Bu da bir kursa bu. Önce optiyesi lazım aslında. O teori olmadan bunu anlamadım. Zaten üst üste bindirilmesi güzelidir. Şu anda... Ama bu birebir gördüğünüz zaman çok akılda kalıcı bir şeydir. Kalıcı bir şey mi? Değerimiz yani. Açmayacağız. Yani malzeme yok. Malzeme. Şunu değiştir daha iyi. Birisi kameranın görüntüsünü kapadı. Hiçbir şey çekebilir. Yok, çekim aslında. Ha, yansın. Sadece yapma da sonra. Tamam, o zaman söyleyeyim. Şurada da çocuğum. Ellensinseniz ama biz hiç eğlenmemiş gibi yardım edeceğiz. Valla biz de yapıyoruz. Bence bu şey. Şişip fiber optik malzeme içinde yürür. Ben yandan verince bu bütün arka panel yanılanmış oluyor. Evet. Ve bu transistörler için tarafa geçmesine şey yapıyor. Evet, hakikaten anlaşılıyor yani çıkartılıyor. Likit kristaller oraya geldiğiniz gibi böyle eğilerek ışığı yol ediyor. Çok güzel. O filtre dediğimiz madde mi tarafta? Aynı filtre. Orada mı? Şimdi üstü de. Ama sonuçta oradaki var. Buradaki transistörler tetikleme değerleriyle o hücreyi şey yapıyor. Değiştirip o ışığı yansıtıyor yani. Light olmadığında aydınlanması mümkün değil, değil mi? Tabii ki. Tabii. Lambara denen şey şeffaf ışık geleceğine uzandırdığında iki tane. Bunlar ışıkla daha yaymasını sağlar. Ha işte o fiber bu. Bunlar tozlar nerede meydana geliyor? Toz temizliği nerede yapıyorsunuz? En öncesi bunun en üst tabakasında tozlar oluşur. Tozlamalar böyle bir ekran gibi gördüğünüz zaman nokanatta. İksel de zannedersen onlar tozdur. Sallanır. Bu işte benden gelen ışığı direkt yüzeysel olarak veren alet bu arada. Lambalarımızda iki yatay olarak iki başlı taraftan. Cecik bakın artık. Lambaları çekelim. İçindeki floresanları da görüyorsunuz. Çok dikkatli söylüyorsunuz. Ha? Ha? Bilebilirim. Normal bir görüntü. Bak cama yandan girince bütün yönde aydınlanıyor. Tabii. Ama floresan gibi. İki tane. Peki niye dört tarafında yok da sadece iki tane? Niye tatarlı yok? Bir tane. Madem öyle. Madem öyle. Her şey söylüyor. Dört tarafını görsek daha net iş yapabiliriz. Çok parlak olur, bu sefer de güzel yolladın. Kısa bir şey. 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 Kısa bir şey.